Prezidentim, Allah soy üstünlüğü olmadığını ve ahirette böyle bir üstünlük arayışı içinde olamayacaklarını söylüyor. Fakat bugün Kur'an'da evrim var diyenler aslında ırkçılığın, yani soy üstünlüğü, sahte bir soy üstünlüğünü savunan kişilerin mantığını bir anlamda savunuyorlar. Şimdi bunlar çok açıkça biz bu ırkçı düşüncelere karşıyız ama işte Kur'an'da evrim var dediklerinde öyle bir şey olmuyor işte. Onlar onların sahip olduğu o faşist ideolojinin temelindeki ideolojiyi birlikte savunmuş oluyorlar. Yani Hitler o yıllarda hangi ideolojiyi savunmuşsa onlar da alttan alta yine aynı ideolojiyi savunuyorlar. Hiçbiri birbirinden farklı olmuyor. Ben dün Almanya'da işlenen cinayetlerle ilgili konudan bahsetmiştim ve neonazilerin halen günümüzde çok güçlü olduklarını, hatta tüm Avrupa'da %20'lik bir ırkçı partilerin oy oranına sahip olduklarını söylemiştim. Hitler'in düşüncesi, Mussolini'nin düşüncesi şu an günümüzde yaşıyor. Olduğu gibi canlı. Nasıl komünizm yaşıyor? Evet. Şu anda da yaşıyor. Bu niye yaşıyor biliyor musunuz? Okullarda evrim olmuyor. Okullarda bütün çocuklarımıza insanların maymundan geldiğini ve aşama aşama geliştikleri anlatılıyor. İşte bu yüzden ırkçılıkta yaşıyor, bu yüzden komünizmde yaşıyor. Okullarda çocuklarımıza bir kısmın işte aşağı ırk oldukları, aslında üstü kapalı fakat evrim teorisi anlatılarak, Afrika'dan çıkış gibi bir sahte senaryo anlatılarak gitgide Avrupalı ırkların daha önce evrimleştikleri ama diğer sarı ırkların, siyah ırkların daha sonra evrimleştiği düşüncesinin ideolojisi empoze ediliyor okullarımızda. Ama bizim okullarımızda bu yapılıyor. İran'da, İsrail'de, Amerika'da, bütün dünyada, Avrupa okullarında zaten tek konu. Kürsüler böyle, üniversiteler böyle. Hepsi anlatılıyor. İşte o yüzden de çocuklar bu bilgiyle büyüyorlar. Çocuğa mantıklı geliyor. Bakın Hitler'in Nürnberg mahkemesinde söylediği şu söz, şu an günümüzde yetişen çocuklara mantıklı geliyor. Diyor ki Hitler, yüksek ırkın, bakın yüksek ırk diye bir şey var. Hepimiz Adem'den geldik. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan geldik diye soy üstünlüğü yoktur diyor Allah. Fakat Hitler orada diyor ki yüksek ırk diye bir şey üretmiş. Yüksek ırkın aşağı ırkları idare ettiğini, bunun tabiatta görünen bir hak olduğunu, bakın hakkımızdır diyor, idare ederiz biz onları diyor. Bunun tek mantıklı gerçek olduğunu söylüyor Nürnberg mahkemelerinde. Şu an bu okullarda yetişen çocuklar da aynı bilgiyle yetişiyorlar. Yüksek ırk var, aşağı ırk var. İşte Avrupalı ise eğer biz Aryan ırkları olarak üstünüz, diğerlerini iyi idare etmemiz gerekiyor. Bu okuldan mezun olan bir çocuğun siyahi bir insana, sarı ırktan bir insana bakışını siz düşünün. Tabii. Veya Türklere bakışını siz düşünün. Darwin'in doğrudan Türkleri aşağılayan sözleri vardır Necip Türk halkımızı. İşte şu anda Darwinizmi savunanlar bütün bunların vebalini üstüne alıyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek, ben bunu tekrar hatırlatıyorum. Komünizm vahşetinin nasıl temeli Darwinizm oluşturuyorsa, faşizmin de Darwinizm oluşturur. Eğer evrim var diyorsanız, Allah evrimle yaratmış diyorsanız, hem bu bir iftiradır, hem de aynı zamanda bunu gerçekten bu tip mantıkları, orada gerçekleşen cinayetleri vebalini üstüne almak demektir. Başka bir anlama çıkmaz. Tabii ki bilmeyerek pek çoğu, ama çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Önemli. Zaten Allah bilimsel olarak da bize yarattığı delillerle ırklar arasında bir fark olmadığını gösteriyor. Çünkü orada işte kafatasını ölçerek, deri rengine bakarak, göz şekline bakarak ırkları ayırmaya çalışan zihniyetin aslında genetik olarak bir temeli olmadığını gösteriyor. Hatta derideki melaninin de biraz daha fazla olması o kişinin siyah ırka ait olmasını belirlemiş oluyor. Ya da gözünde bir yağ tabakasının biraz daha fazla olması o kişinin sarı ırka ait olduğunu belirleyecek bir özellik oluyor. Ama bunun dışında bütün vücutlarındaki yapı aynı, genetik temeli aynı. Bireyler arasında zaten çok daha fazla fark varken bu ırklar arasında çok daha az fark var. %0.6'sı kadar ancak bireyler arasında olan farkları %0.6'sını oluşturuyor ırklar arasında fark. Yani benle Aylin arasında olan fark benimle beyaz ırkla ya da siyah ırk arasında olan farktan çok çok daha fazla. Ama bakıldığında ben Aylin'e çok benziyorum. Hatta bize kardeş misiniz diyorlar. Sürekli evet. Gerçekten. İşte böyle bir temeli olmadığını da Allah bize gösteriyor.